Kitaplar canlı bu videoyu izlemeyi yani, bekliyorum merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tam Ta yine üç kitap tanıtacağım. Evet hemen başlıyorum. Birinci kitabımızın adı çubuk makarna düğümü. Yazarımız Alexander Me Smith. Serimiz ise aburcu bur peşinde. Diğer kitaplarını okuyamadım ama onları da en kısa zamanda okumayı düşünüyorum. Hemen hikayemize geçiyorum. Hikayemizde iki kardeş var. Tom ve Nicky. Bunlar teyzelerinin yanında kalıyorlar. Çünkü anne ve babaları çok tehlikeli bir işle çalışıyor. Bakalım bu iş ne? Onu da okuyunca görmeniz lazım zaten görürsünüz. Teyzeleri de çok garip biri. Doğal olmayan hiçbir şey yedirtmiyor çocuklara. Ve bu da onlarda bir yeme hissi oluşturuyor. Hep makarna, pasta, köfte gibi şeyler yemek istiyorlar ama teyzelerine söyleyemiyorlar. Bir gün bu iki kardeş bir yarışmaya katılıyor. Bakalım bu yarışma ne? Makarna sosu yarışması güzel makarna sosu tarifini gönderen birinci olacak. Bakalım Tom ve Nikki kazanabilecekler mi? Kitabın sonunda çok iyi ve çok güzel bitiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. O kadarını söyleyebilirim. Hadi okuyup görün bakalım. Bu soruların cevapları ne? Evet şimdi ikinci kitabımıza geçiyorum. İkinci kitabımızın adı Evli İnanılmaz Evliya Çelebi ve Tükenmez Kalemi. Eğlenceli Tarih serisi, serisinden. Yazarımız ise Nefise Akçakarlar. Bu kitapta Evliya Çelebi'den bahsediliyor. Evliya Çelebi Şam'dan Kudüs'e yurt içi gezmelere her yere gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle düşündüm de ben ve Evliya Çelebi Kütahyalıyız. Ben acaba bu özelliği ondan mı almışım? Yoksa ondan mı gezmeyi çok seviyorum? Ve Kütahyalıların, Kütahyalıların hepsi mi gezmeyi çok seviyor bu özellikten? Bu soruların cevaplarını arayacağım arkadaşlar. Şimdi kitabımıza geçiyorum. Kitabımızda Evliya Çelebi'nin nereden nereye seyahat ettiği var. Ve burada birçok atın ismi geçiyor. Aklımda kalanları söyleyeyim size. Küheylan, Sabah Güneşi, Doğruca. Bu kadarını hatırlıyorum ama beşten fazla atı var arkadaşlar. Hayvansever biri diye düşünüyorum. Evet şimdi son kitabımıza geçiyorum. Beyin avcısı ölüm ormanı. Yazarımız ise Ahmet Baki Yerli. Ben bu yazarın kalemini çok sevdim galiba. Çünkü bütün kitaplarını bitirdim. Geçen videomuzda da sizlere diğer iki kitabını tanıdım sınıtmıştım Ahmet Bakiyerli'nin. Evet. Şimdi kitabımıza geçiyorum. Bu kitabımızda bir asker oluyorsunuz ve büyük elçinin ailesini korumaya çalışıyorsunuz. Bakalım başınıza ne maceralar gelecek yine. Ne türlü türlü şeyler olacak? Ve yine hatırlatmak isterim ki bu kitabın kahramanı sizsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Başka bir Pazar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kitabın kitaplığı kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.